tane AŞTT özellikle operasyon düzenlendi. Sırada taleplerimizi okuması için katledilenler, sürgün yollarında alıkonulan çocuklarımız, sürgün yollarında alıkonulan erkek çocuklarımız hepsini bu son yıllarda geri geldiklerinde biz bunlarla haberdar olabiliyoruz. Partilerde bugün hala gözlerimizin içine baka baka biz doğrusunu yaptık, bugün olsa yine yaparız noktasındalar maalesef. Dolayısıyla bu katliamlar Zinigedi'ndeki katliamda yaşamını yitiren tüm canları saygıyla anarak başlamak istiyorum. Buradaki anlatılan hikaye aslında yıllardır, belki de bu kurulduğundan beri özellikle Kürtlere, Alevilere yönelik bu katliam serisi devam etmiş durumda. Zinigedi'ndeki yaşadığımız acının aynısını Dersim'de yaşadık. Aynısını Maraş'ta yaşadık, Çorum'da yaşadık. Aynısını Sivas'ta yaşadık. Demin söylendi, Gazi'de yaşadık, Suruç'ta, Ankara'da yaşadık. Tüm acılarımızı, tüm katliamlarımızı, bu insanlık suçlarını zaman aşımıyla, kendi cezasızlık politikalarıyla katliamlarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ama bizim mücadelemiz Sivas'taki gibi öyle insanlık suçunu zaman aşımına uğratmayacağımızı söylüyoruz. Suruç'taki gibi insanlık suçunu, o katliamı zaman aşımına uğratamazsınız diyoruz. Evet, Gazi'de bunu denediler, Zinigedi'nde denediler. 2011'de ancak bize bu tepeleri, dağları açtılar. Dersim'de katliamı zaman aşımına uğrattılar. Ama burada halkımıza çağrı yapmak lazım. Roboski'yi unutmamak lazım. Sivas'ı unutmamak lazım. Suruç'u unutmamak lazım. Ankara'yı unutmamak lazım. Dersim'i unutmamak lazım. Bütün bu mücadeleleri, adalet mücadelelerini birleştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü cumartesi annelerinin acısıyla Zinigedi'ndeki acımız aynıdır. Roboski'deki katliamın acısıyla Sivas katliamındaki canlarımızın acıları aynıdır. O zaman demek ki bu katliamcı zihniyete karşı birleşmek ve adalet mücadelesini yükseltmeliyiz. 1924 Anayasası'nda, Lozan Anlaşması'nda Kürtlerin ve Alevilerin soykırım kararı verilmiştir. Zinigedi'ndeki katliamın da sürecini 1924 Anayasası'ndan geliyor. Biz Zinigedi'ndeki canlarımızı, 1938 soykırımında katledilen bütün canlarımızı saygıyla anıyoruz. Onlara sözümüzdür. Bize şunu söylemişlerdi hayatta kalanlar: Dersim dağlarının anahtarını torunlarımıza emanet bırakıyoruz. Hepimize bu anahtarı emanet bırakmışlardır arkadaşlar. Biz kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü, hakikatlığımızı, Kürtlüğümüzü, Aleviliğimizi bu değerler üzerinde koruduğumuz sürece toprağa düşen o kefensizlere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olacağız. Tabii 1921'de Koçgeri'de katledilenleri saygıyla anıyoruz. Burada Seyit Rızaların, Alişer Efendilerin, Zarifelerin ve 1926'da katledilen Ali Boğaz bölgesindeki değerlerimizin, pirlerimizin, mürşitlerimizin, rayberlerimizin bize bıraktığı bu emanete sahip çıkacağız. Bu toprakta halkların kardeşliği uğruna 50 yıldır bedel ödeyenlere de sözümüz var. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Unutursak da yüreğimiz kurusun. Sadece Cumhuriyet tarihine ele aldığımızda bile birbirini tekrarlayan onca katliamın aslında sadece birisi Zinigedi. Bugün burada olmak, bu hafızayı tekrar tekrar tazelemek çok önemli. Ama bugünden sonra da
her yerde aynı birlikteliği sonuna kadar sürdürmek de çok önemli. Bugün bir taraftan Alevilerin inancına saldıranlar, diğer taraftan Kürtlerin diline saldırıyor. Alevilerin semahına saldıranlar, Kürtlerin halayına saldırıyorsa, bu ülkede bizim kol kola olmaktan, bir araya gelmekten başka çaremizin olmadığının ifadesidir. Bu ülkenin genetik kodlarında, aklında, akıllarında hala Alevi'yi, Kürt'ü, ana dilimi konuşacağım diyeni katletme zihniyeti var. Bugün itibariyle devam ediyor. Üzerimize ne gibi bir sorumluluk düşüyor? Bu katliama maruz olabilecek bizlerin örgütlenmesi, bir olması ve gerçekten geçmişi sorgularken geleceği nasıl inşa edeceği konusunda da sağlıklı bir birlikteliğin ve örgütlülüğün gerekliliğini akıl edip ona uygun davranış sergilemesi gerekiyor. Burada söz söylüyoruz, söylemenin anlamı yok. Yapmak gerekiyor değerli canlar. Örgütlenmek, bir olmak, iri olmak ve mevcut sistemle mücadele etmekten başka seçeneğimiz yoktur. Aksi halde geçmişte yapılan gelecekte de bize reva görülecek olandır. Toplumsal hafıza olmadan ne yazık ki toplumlar toplumsal yüzleşmeyi de gerçekleştiremez. Biz toplumsal yüzleşmeyi gerçekleştirmedikten sonra katliamlarla sürekli uğraşıp dururuz. Bunun için de herkesin bir kez daha şapkayı önüne koyması lazım. Bunun için de katliama uğramış, uğratılmış bütün toplulukların bir araya gelerek bu katliamları yapanları buna toplumsal yüzleşmeye zorlaştırması lazım. Billy Brandt o anlamıyla çok önemli bir şeydi. Sadece katliama uğratılmış topluluklar değil, bu ülkenin parlamentolarını, siyasetçilerini buraya zorlamak lazım. Bu noktaya taşımak lazım ki bir daha bu topraklarda bunu yapanlar karşılıksız kalmasın diye. Mevcut siyasal iktidar maalesef ki Türk İslam sentezi üzerinde oluşturduğu politikasını aradan geçen 80 yıla rağmen hala devam ediyor. Onda da ısrar ediyor. Diz çökmeyeceğiz, asla size taviz vermeyeceğiz ve bu anmalarımızı, etkinliklerimizi her tarafta yapacağız. Değerli arkadaşlar, size bir şey açıklamak istiyorum. Bu konuyla ilgili hem Türkiye'deki ve Avrupa'daki, dünyadaki tüm Alevi kurumlarıyla yakında bir yan yana geleceğiz. En kısa zamanda Dersim'de bir soykırım anıtı dikmeyi düşünüyoruz.